Fatih Terim geri dönsün ya. 5-0'a yenebileceğinizi düşünüyor muydun? Hiç böyle düşüncem yoktu. Ben daha çok eşit skorların olacağını düşünüyordum. Çünkü Galatasaray geçen sezon çok iyi bir sezon çıkardı. Erden Timur gelsin, Erden Timur gelsin. Neden? Çünkü Erden Timur gitti. Takım kötüleşti. Yani bu kadar beklemiyordum. 23. saniyede gol attılar. Buradan Ertuğrul Doğan'a, başkanımıza sesleniyorum. Acil bir tane maestro olması lazım. Ama yani bu kadar fark yiyeceğimizi de düşünmemiştim. Yani 1-2 fark olur ama 5 fark da olmaz yani. Tebrik ederim. Okan Buruk gitsin, Fatih Terim geri gelsin. Galatasaray prime modunu açar yani. Okan Buruk istifa etmeli mi? Etmeli. Hangi teknik direktör gelmeli? Fatih Terim. Evet, 5-0'lık bir mağlubiyet aldınız. Ne düşünüyorsunuz? Bu çok üzücü oldu ama Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Çok iyi şekilde bizi yendiler. Bizim Galatasaray çok şeye yani takımıyla birlikte paslaşa oynamadı ama Galatasaray çok güzel oynadı. Ay, Beşiktaş çok güzel oynadı. Bu yüzden Beşiktaş'ı tebrik ederim diyeceklerim bu kadar. Okan Buruk istifa etmeli mi? Etmeli ya, oynamayı bilmiyor. Hangi başka teknik direktör gelsin? Fatih Terim geri dönsün ya. Sen? Size soralım. Ya güzel bir yenilgiydi, hoşuma gitti. Ama yani bu kadar fark yiyeceğimizi de düşünmemiştim. Yani 1-2 fark olur ama 5 fark da olmaz yani. Tebrik ederim, Okan Buruk gitsin, Fatih Terim geri gelsin. Galatasaray prime modunu açar yani geri. O zaman son soru sorayım. Messi mi, Ronaldo? Ronaldo. Neden? Daha iyi. Size soralım. Messi mi, Ronaldo? Ronaldo. 5-0'lık bir mağlubiyet aldınız. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok üzgünüz. Takım anlaşamıyor. Teknik direktör de sen yönetin de sen kendi halinde değil. Transfer yapmıyorlar. Bu takımın sonu bir aile kötü olacak. Okan Buruk istifa etmeli mi? Yani ya düzelecek, takımı yönlendirecek veya istifa edecek. Başka bir teknik direktör istiyor musun? Yani şu anda düşünmüyoruz da yani iyi bir tane olması lazım. Takım anlaşamıyor kendi içerisinde, maçla da anlaşamıyorlar, top kaybı. Hepsi birbirinden beter. Böyle bir ağır bir darbe bekliyor muydunuz 5-0 gibi? Yok. Sürpriz mi oldu? Evet. Evet, 5-0 yenildi Galatasaray. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok kötü oldu. Yani bu kadar beklemiyordum. 23. saniyede gol attılar. Öyle. Okan Buruk'un istifa etmesini istiyor musunuz? İstiyorum. Yerine hangi teknik direktör gelsin? İmparator. O da Fenerbahçe'de 6-0 yenildi. Yapacak bir şey yok. En azından takımımı destekliyordu. Evet, biliyorsun Galatasaray'ı yendi 5-0. Ne düşünüyorsun? Yani gayet güzel bir maçtı. Bayağı zevk aldım. Başka, umarım bu sene de şampiyon olacağız. Başka düşüncem yok şu an. Immobile çok iyiydi. Çok hayran kaldım. Bu sezon gol kralı olacağını düşünüyorum. 5-0'a yenebileceğinizi düşünüyor muydun? Hiç böyle düşüncem yoktu. Ben daha çok eşit skorların olacağını düşünüyordum. Çünkü Galatasaray geçen sezon çok iyi bir sezon çıkardı. Gayet iyi top oynuyorlardı. Böyle bir skor beklemedim onlardan. Ama büyük ihtimalle en son hataları yüzünden büyük bir kayıp yaşadılar. En son yerine Davison Sanchez olsaydı böyle bir skor olacağını pek düşünmüyorum. Galatasaray 5-0'ı yenildi. Ne düşünüyorsun? Bulamadın mı bir şey? Yok, bulamadım. Sevindin mi peki? Evet. Neden sevindin Galatasaray'ın? Ancam Beşiktaşlı olduğu için. Messi mi, Ronaldo mu? Ronaldo. Neden? Çünkü çok iyi bir adam olduğu için, golleri çok iyi olduğu için. 5-0'lık mağlubiyet hakkında ne düşünüyorsun? Galatasaray yenildi 5-0. Zaten biz Beşiktaşları destekliyoruz. Biz Beşiktaşları desteklediğimiz için Beşiktaşlara onlar gol atınca çok seviniyoruz. Galatasaray'ı hiç sevmiyorum ben. Hiç mi sevmiyorsun? Evet, yenilmesini çok istiyorum. Messi mi, Ronaldo? Messi. Neden? Messi Dünya Kupası'nı aldığı için Arjantin'de en iyi oynuyor. Peki Ronaldo'yu neden sevmiyorsun? Kupayı almadığı için hiç şey değil. Süper Kupa maçı vardı biliyorsunuz. 5-0'lık bir skor. Gerçekten tarihe geçen bir skor. Bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence tarihe geçen bir skor değil. Ha, tamam. Süper Kupa'nın en farklı galibiyeti ama normal ya, olabilir yani. Galatasaray, Beşiktaş sonuçta bu ülkenin büyük takımlarından bir tanesi. 5-0'da ben yadırgamadım yani. Şok da olmadım. Ondan sonra Galatasaray ligi kötü başladı. Olabilir. Beşiktaş'ın da Rafa Silva ile Immobile farkını gösterdi bence. İlk saniyelerde gol yenmesi de normal. Futbolun içinde olabilir. Hata golü zaten. Svensson çevirdi. Nelson kaçırdı.
Immobile'nin de yapması gereken buydu yani. Ligimiz başlayacak. Süper Kupa ile başladı. Evet, farklı bir galibiyetle başladı. Olabilir. Maç için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Beşiktaş kendini göstermek istedi ve gösterdi de. Galatasaray'da boşlukta bulduğu zaman Beşiktaş'ta atmak istedi, attı. Böyle yani. Gelelim Süper Lig'e. Süper Lig'de bir favoriniz var mı? Süper Lig'de favorim yine Galatasaray bence. Yani Galatasaray bence yine geliyor. Çünkü hazır takım. Sen şimdi 5-0 yenildiğine bakma Galatasaray'ın. Olur böyle şeyler. Kazadır. Ama Beşiktaş iyi oynadı. Beşiktaş'ın hakkını vermek lazım yani. Şey yapmayalım öyle de. Süper Lig'e gelince yine Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon dördü büyük ihtimalle gidecek. Trabzonspor'un birkaç tane eksiği var. Eğer Trabzonspor bu eksiklerini giderirse 8 numara. Buradan Ertuğrul Doğan'a, başkanımıza sesleniyorum. Acil bir tane maestro alması lazım. 8 numara alırsa forvet zaten gelecek. Ya Weghorst ya da Onaçlı'ndan biri gelecek de 8 numara korkum var. 8 numara korkusu bende giderse, eğer ki büyük bir topçu gelirse, böyle Sosa vari, Hamşik vari bir topçu gelirse, Trabzonspor'da ambargosunu bu lige bu sene koyar. Trabzonspor'dan bir beklentiniz var mı? Evet, bu sene gerçekten şampiyon olur dediğiniz bir an var mı? Var. Takım güzel. Vakame geldi. Draguş iyi. Ondan sonra zaten Vişçe her zaman iyi. Stoperimiz Savic geldi. Dünya yıldızı bir Savic geldi. Bilmiyorum, bazı arkadaşlar bilmeyebilir ama Stefan Savic Atletico Madrid'den geldi. Trabzonspor'dan beklentim var. 8 numara gelirse beklentim var. Eğer 8 numara gelmezse biraz zor Trabzonspor'un işi. Yani oyun kuracak adam lazım. Maestro lazım. Forvet gelir zaten. Trabzonspor'dan beklentim var. Galatasaray zaten geçen seneki gibi aynı. Devam ederler. Fenerbahçe sanmıyorum. Fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Ha, yine aynı giderler. Hepsi gider kafa kafaya. Evet, 5-0'lık bir mağlubiyet aldınız. Ne düşünüyorsunuz? Teknik direktör taktik yapması gerekirken yapmadı. Paslaştırdı. O yüzden de 5-0 kaybettik. Okan Buruk istifa etmeli mi? Etmeli. Hangi teknik direktör gelmeli? Fatih Terim. Neden Fatih Terim? Çünkü Fatih Terim şampiyon yaptı Galatasaray'ı. Okan Buruk da yaptı. Okan Buruk birazcık yapabilir. Birazcık diyor. Erden Timur gelsin, Erden Timur gelsin. Neden? Çünkü Erden Timur gitti. Takım kötüleşti. Peki ben şöyle bir soru sorayım mı? Sen tüm mağlubiyeti futbolcuya mı yazıyorsun? Teknik direktörün de suçu var. Yüzde kaç kaç? Yüzde yarı yarıya. Sizce 5-0'lık hak edilmiş bir skor? Evet. Teknik direktörün... Hayır. Evet. Neden evet? Evet. Gitmedi. Oynayamadılar ki. Ne? Kazandınız 5-0, ne düşünüyorsun? Güzel oldu. Çok sevindin mi? Transferimiz çok işe yaradı yani. 5-0'lık bir skor bekliyor muydun? Yok. 2-1 ya da onlar yenerdi. Bu sene kim şampiyon oldu? Ya bence Galatasaray. Ya bence Galatasaray. Galatasaray 5 yıldızını almak için uğraşıyor bence. Ya Beşiktaş ya da Fenerbahçe şampiyon. Yok, ya Beşiktaş abla. Beşiktaş abla. Galatasaray. Beş Trabzonspor Galatasaray. Trabzon olma ihtimali var. Kaç var? %60 falan.